Yok, burası olmaz. Burası olmaz, yapamaz burada ya. Bunun ısınma problemi var. Tahta kurusu var. Ulan şehre uzak, havaalanına yakın. Başına bir şey gelse ne yapacaksın? Uçakla mı geleceksin? Meltem. Hı. Meltem. Hı. Şu tıpa gözüm, bak öyle bir şey diyeceğim sana. Hı. Sen burada yapamam. Sen burada yapamam. Ben sana başka bir yer bulacağım. Nereye ayarlayacağım? Ya bana bırak. Ben ayarlayacağım dedim mi ayarlarım. Hem bana da yakın olursun bak. Buyurun. Pardon, ne işiniz var burada? Evimizde oturuyoruz. Siz kimsiniz? Ben bu köyün yeni öğretmeniyim. Asıl siz kimsiniz? Az gelsene bana. Biz ne kadar tutacağız bu kadını burada? Vallahi bilmiyorum Sıpa kızım. Ama böyle elleri ayakları bağlı kurbanlık koyun gibi. Olmaz. Hiç olacak iş değil. Çözüm bulmamız lazım. Bul. O zaman başka bir çözüm bul. Çünkü neden? Çünkü ben dedim, buradan gidek dedim. Sen ne dedin? Yok dedim, ben burayı çok sevdim. Aman Zülfikar, burada kalın dedim. Al, hadi al, bir çözüm bul. Ay dur. Sevgili misin, kaynana mısın birader? Biraderim. Bir şey diyeceğim. Bu Mümtaz'ı mı arasak? Ne diyeceğiz? Villere el İspanyol üst olur mu derik? Bize iki tane daha banko maç versene. Meltem'le beraber kupon yapacağız dedik ortak. Ne diyeceğiz? Belki bir fikir verir. Tamam, ne kızıyorum? Ver. Bir şey çıktı mı? Yok abi, bir şey yok. Oğlum Ayşegül'ün hayatı tehlikede. Bak Poyraz'ın da haberi yok. Kahveyi başımıza yıkar, söyleyeyim sana. Alo. Ha, Mümtaz Başkan, Meltem Başkan ben. Ha, söyle Meltemciğim, söyle. Şimdi biz bir öğretmen hanımı kaçırmış bulunduk. Başımız belada. Ya Meltemciğim, kardeşim benim, bir tanem. Geçen geldiğinizde de sizin başınız beladaydı. Siz başınızı beladan kurtarmadan nasıl başka bir belaya bulaşıyorsunuz ya? Lan Mümtaz, bağırma lan kıza! Bağırmıyorum oğlum. Bağırmıyor mu? Yo. İyi. Biz şimdi bu kadından kurtulmamız lazım. Acaba diyoruz siz şöyle iyi bir yere bir tayin ayarlasanız da hani gönlü mü olsa? İşin gücü bıraktık, sizle uğraşıyoruz ya. Abi kardeş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstihbaratta Karayel dairesini açacağım ben sonunda. Tamam, sen bana TC numarasını, bilgilerini yolla, bir şey ayarlamaya çalışırım. Sağ olun, sağ olun. Çok mümtaz bir şahsiyetsiniz, sağ olun. Ya Meltemciğim uzatma kardeşim, uzatma. Beni kuruttunuz ya. Şimdi sevgili öğretmenim. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü idrak ettiğimiz bu güzide günümüzde sizin gerek elinizi, gerek ayağınızı, gerekse ağzınızı bağlamamız çok hoş olmadı. Doğru. Evet, yani yoksa öğretmenler gerçekten bizim canımız, ciğerimiz yani. Aynen, aynen. Ayrıca ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Öğretmenler demiş, yeni nesil demiş, sizlerin demiş eseri olacak demiş. Ama öğretmenim, ben bu yeni nesilden pek memnun değilim. Sen kaytarıyor mu yoksa kız? Abicim, saçmalamasak mı acaba? Değil mi?
Öğretmen hanımcığım, ben şu bezi açacağım ama bağırmayacağım. Hmm. İmdat! Ama öğretmenim. Ne diyor? Bağırma diyor. Türkçe konuşuyor. Bilmiyor mu Türkçe öğretmenim? Lütfen siz bizden korkmayın. Biz sana hiç zarar vermeyeceğiz. Senin istediğin okula tayinini ayarlamışız. Sen korkma bizden. Biz devlet çalışanıyız biz. Özel görevliyiz. Özel. Beni öldürmeyeceksiniz değil mi? Ya ne öldürmesi? Ne öldürmesi? Öğretmen bizim başımızın tacı ya. Olur mu öyle bir şey? Olur mu? Özür dileriz. Çok özür dileriz. Bir aksilik oldu. Atanana kadar canım çıkmıştı benim ya. Hey! Bu atama hani bu Twitter'da falan Facebook'ta şurada 150 bin öğretmen atama bekliyor. Efendim 200 bin resim öğretmeni atama. Ha o atam. Yani. Sen merak etme öğretmenim ya. Biz senin sesin oluruz. Tamam işte anlaştık. O zaman biz bu atanamayan öğretmenler mevzunu da hep beraber hallediyoruz. Oh! Bitti gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.